Bak Cemil, elimde avucumda ne varsa hepsini sana veriyorum. Evet deyip Betül'le evlenirsen plakayı da üstüne yaparız. Salih amca, ben ne diyeceğimi, ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Cemil, Betül hastanede şimdi. Çok kötü durumda. İntihar ettiği için. Betül intihar mı etti? Evet. Neden yaptı böyle bir şey? Senin yüzünden Cemil. Durumun vehametini şimdi anlıyor musun oğlum? Ben kızımı kaybetmekten korkuyorum. Yoksa gelip de bunları sana burada anlatmak benim de hoşuma gitmiyor. Bir baba olarak ne kadar zor durumda olduğumu biliyor musun şimdi? İşte her şeyi anlattım sana. Bundan sonrası sana kalmış. Sadece kendin için vereceğin bir karar değil. İffet'i de düşün. Onun da kaderiyle oynuyorsun. Kötülük ediyorsun ona da. Bırak. Belki kısmeti çıkar. Evlenir, yuva kurar. Eğer niyetin ciddi olsaydı zaten onca zaman bekletmezdin kızcağız. Artık ne kendini ne de başkasını oynadı. Şimdi ben hastaneye Betül'ün yanına gidiyorum. Sen de takkeni önüne koy. Eğrisini doğrusunu düşün. En hayırlı olanı yap. Anne. Hoş geldin oğlum. Bunlar nereden çıktı böyle? Sağ olsun Asuman Hanım getirdi. Yarın da eşyalar acizden çıkaracakmış. Yavrum, evladım, bak kaçıp gideceğim diyordun. Çaresizim diyordun. Rabbim bir kafa açtı. Ben senin için yaşıyorum. Allah razı olsun. Beni kimseye muhtaç etmedin. Aç açıkta bırakmadın. Ama bugünkü halimize bak. Elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biliyorsun. Ben senin işine karışmam. Ama bizim Asuman Hanım çocukları evlendirelim diyor. Betül'ü kızdır severim. Salih Bey de hem ekmek kapımız hem evimizin sahibi. Osman Hanım da 40 yıllık komşum. Bana düşmez ama bu evlilik hayırlı gibi geliyor bana. Anne tamam. Anladım ben anlayacağım. Ne diyorsun peki oğlum? Kararın ne? İstersen bunların hepsini yarın geri veririm. Cemil istemiyor, eşyaları çıkartmayayım derim. Ama sonrasını düşün be oğlum. Böyle yardımsever, iyi insanlar. Nerede bulacağız bir daha?
Hem niye meşgul alıyorsun telefonlarımı? Annemle konuşuyorduk İffet, açamadım. Selam söyle Feride anneme. Öpüyorum yanaklarından. Söylerim. Cemil. Bizim hemen buluşmamız lazım. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buluşalım İffet. Neredesin, gelip alayım seni. Bizim buraya gel. Gelince çaldır beni. Tamam, birazdan orada olurum. Cemil. Kimdi arayan? Hiç. Bir arkadaş. Bu arkadaşın adı İffet olmasın? Cemil, bütün mahallenin diline düşmeden, beni ve kendini rezil etmeden kurtul bu kızdan. Bak, eğer bu yüzden Betül gibi namuslu bir ailenin kızını üzeceksen ve bu kısmeti kaçırırsan, analık hakkımı helal etmem sana. Salih amca yardım etti, ondan ödünç aldım. Allah onlardan razı olsun. Ne iyi insanlar var, görüyorsun değil mi? Ben de akşam Betül'e uğrar, teşekkür ederim. Gördün mü bak, her şey nasıl yoluna giriyor. Kısmetiyle geliyor bizim bebeğimiz. Cemil, ben bebeğimize bir sürü oyuncak aldım. Hadi gidelim, evimize bırakalım bunları. Heh. Bir de... İlk kısmetim diyeymiş. Bak ne göstereceğim sana. Bebeğimiz. Cemil. Ay vallahi ben hissediyorum bak, erkek olacak. İstersen babanın ismini koyarız. Ha? Mehmet bebek. Ya biliyorum bunlar için daha erken ama ne yapayım, seni beklerken dayanamadım aldım. Ay ama çok güzel değil mi? Baksana. Cemil. Bebeğimiz erkek olursa taksisi şimdiden hazır ha. Telefonda annemle konuşuyorum dedin. Neye karar verdiniz? Ne zaman geleceksiniz? Cemil. Sana söylemem gereken bir şey var. Söyle Cemil. Tabii söyle. O bebeği aldırman gerek. Anlamadım. O bebeği aldırman lazım İffet. Neyle bakacağız o çocuğa? Kendine bir hayal dünyası kurmuşsun ve içinde savrulup duruyorsun. Ama hayat bu kadar kolay değil. Benim o çocuğa bakacak gücüm yok. Ex
kısa zamanda o çocuğu aldırmamız gerek. Sen de nedenin farkında mısın Cemil? Sen benden bebeğimi öldürmemi istiyorsun. Hiç kimse benim bebeğime zarar veremez. Anladın mı? O zaman bitti bu iş. Thank you.
Biliyorum seni çok üzdüm Betül. Eğer beni affedersen seni eve götürmeye geldim. Biz İffet'le ayrıldık. Çocuk doğmayacak. İffet'le artık aramızda hiçbir bağ yok. Artık sadece sen varsın. Cemil, sen benimle oyun mu oynuyorsun? İffet'le evlenecektin hani. Uzak dur. Yol yakınken vazgeç dedin. Şimdi de karşıma çıkmış. Bir tek sen varsın diyorsun. Ben İffet'i hiç sevmedim Betül. Bunu anlamam sadece biraz zaman aldı. Ama bak, artık senin yanındayım. Söylediklerine inanmayı o kadar çok istiyorum ki. Ama korkuyorum. İffet yeniden hayatına girecek diye korkuyorum. O sayfa bir daha açılmayacak. Ya vazgeçmezse? İffet seni çok seviyor. Ama ben onu sevmiyorum. Bak göreceksin. Seni ne kadar sevdiğim zaman da anlayacaksın. Cemil, gözünü seveyim, bana yalan söyleme. Bu sefer mahvolurum. Bak. Biz Salih amcayla de konuştuk. Bana evet dersen ben seninle evlenmek istiyorum. İşlemlere hemen başlarız. Cemil. Deme çocuğum. Bundan sonra bana anne de. Su testisi su yolunda kırılır.